Günaydın, mutlu sabahlar, sabah kahvesine hoş geldiniz. Kahvemizi yudumlarken yine keyifli olmasını umduğumuz bir sohbetle karşınızdayız. Şimdi bu programda biliyorsunuz kadınları, kadın girişimcilerini alanında başarılı kadınları ele almaya devam ediyoruz. Yine hem hikayesini çok merak ettiğimiz hem de sizin de dinlerken keyif almanızı umduğumuz bir isimle beraberiz. Gerçekten bir girişimcilik hikayesini dinleyeceğiz. Ve tabii Türkiye'de önemli bir sektör, dünyada da önemli bir sektör olan çikolata sektörünü konuşacağız. Şölen Çikolata'nın icra kurulu başkanı Sayın Elif Çoban bizlerle, hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizi Silivri'deki fabrikanızın bulunduğu yerde ağırlıyorsunuz. Büyük de bir fabrika. Üretim kapasitesini de buradan net bir şekilde anlayabiliyoruz ama bu en küçüğü galiba, değil mi, üretim merkezi? Bu en küçüğü. Burada bir fabrikamız var. Gaziantep'te 5 büyük fabrikamız var. Toplamda 6 fabrika. İstanbul'daki fabrika daha çok unlu mamuller üzerine. Gaziantep'teki hem unlu mamuller hem çikolata, aynı zamanda kaplamalı ürünler var. Günlük üretim kapasitesi yaklaşık toplamda 6 fabrika 900 tona yaklaşıyor. Bu devasa bir tonaj. Tabii 100 ülkeye ihracatın oluşunun büyük katkıları var. Çünkü temel olarak en büyük gücümüzü ihracattan alıyoruz. Türkiye'den dünyaya en fazla çikolata ihracatı yapan ülke unvanını 2012 yılından beri koruyoruz. Bu nedenle büyük tonajlarla üretime çok ihtiyaç var. Tabii bu testlerin en büyük özelliği, umarım fırsatınız olur, gezebilirsiniz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi barındırıyor. Entegre tesisler, el değmeden çok hijyenik ortamlarda üretiliyor ve insan hatasına müsaade etmeyecek bir altyapıyla, teknolojiyle üretim altyapısı buna göre kurulmuş durumda. Herhalde Avrupa'nın sayılı ilk 2-3 tesisleri arasındadır diye düşünüyorum. Özellikle Gaziantep'te kurulan en son 5. fabrikamız bu altyapıyla yapıldı. 100 bin metrekarelik kapalı bir alanda. Son derece entegre bir tesis. Yani 20 yıl sonrasının gıda standartlarını sağlayacak bir altyapı için hazırlıkları tamamlamak üzere bu fabrikayı kurduk. Şimdi çikolata deyip geçmemek lazım. Onu yiyip hemen o şekilde bakmamak lazım. Çünkü arkada çok ciddi bir ekip var. Çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Çok ciddi bir Ar-Ge var aslında. Ve hani ürün noktasında da önemli de kararlar alınıyor. Şimdi ben bunları soracağım size. Çikolatayla ilgili herkes çok merak ediyordur. Benim de çok merak ettiklerim var ama şimdi iş hayatınızla başlayalım. Bildiğim kadarıyla siz üniversitedeyken aileniz bu şirketi kurdu ve o dönemden bu yana bu markalaşma süreci başladı ve hızla devam ediyor. Bir hikayenizi dinleyebilir miyiz? Tabii. Ailenizin şirketin kuruluş öyküsünü. Şirketimizin kuruluşu 1989. Anne, baba, kardeşler beraber kurmuşlar bu şirketi. Ben o dönemde üniversitede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ilk okula başladım. Bu süreçte ben gelinceye kadar epey bir şirket bir yol aldı. Ben de zaten hani ideallerimde şey yoktu. Kendi şirketimde çalışmak gibi bir hevesim yoktu. Çok okul dönemim çok başarılı bir öğrenciydim. Hep şeref öğrencilikleri, birincilikler falan. ODTÜ'den de dereceyle mezun oldunuz değil mi? İdealim akademik bir kariyer yapmaktı. Bu süreçte Bilkent Üniversitesi'nden teklif almıştım. Bilkent Üniversitesi'nde asistanlığa başladım. Aynı zamanda eş zamanlı olarak master'ımı bitirdim. Dedim ki bu kadar bilgi yeter, bu bilgilerimi hayata aktarmak istiyorum diye böyle bir düşünce doğdu. Tabii kendi şirketimde değil de farklı alanlarda, farklı sektörlerde belirli bir süre çalıştım. Bir gün kazara kendi firmamı ziyaret ettiğimde, yıllarca ve okul döneminde mezun olduktan sonra ve iş hayatına atılırken de ihracatla hep ilgilenmek istemiştim. Fakat fırsatlar ihracatta değil de mali işlerde bana fırsatlar sundu. İşin biraz daha finans kısmı. Finans kısmı aslında çok da doğru olmuş. Hani finans bilmeden, mali işleri bilmeden şirketin bugün
hani bu konuma gelmemdeki temel etmenlerden biri sadece ihracatı bilerek değil de şirketin birçok temelini oluşturan diğer bölümlerde de çalışıyor olmak çok büyük bir değer kattığını düşünüyorum. Tesadüfen de olsa benim için çok faydalı oldu. Daha sonra kendi şirketimde bir faks görüp ona bir cevap vereyim şekliyle başlayan bir süreç ki ben hani doktorayı Amerika'ya mı gideyim gitmeyeyim kararına da tekrar gelmiştim. Sonra dedim böyle bir deneme yapayım ihracat da başarılı olursam. 3 aylık gibi bir süre biçmiştim kendime. O süreç başarılı olunca evet ben ihracatta devam edeceğim kararıyla öyle bir hikaye başladı. Bir faksla yola çıktınız aslında. Bir faksla yola çıktım. Lübnan'dan bir hala da çok sevdiğim, çok değerli bir müşterimiz bir faks göndermiş. Sizden ürün almak istiyorum diye. O dönemde şirkette de bütün ihracat %99'u Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya'ya yapılıyor. Şirkette de İngilizce bilen birisi yok. Adamcağıza kimse tabii faksa cevap verilmemiş, kayda alınmamış. Ben de gayri ihtiyari cevap verdim adama. O süreçte adam geldi, başladık. İlk ürünümüzü gönderdik. Bir 20'lik konteyner gönderdik ama şirketin o müşteriye de çok da ihtiyacı yoktu. Aslında bu bizim için şöyle güzel bir süreç oldu. Biz ürünlerimizi gönderdik. Rusya ve Türkiye Cumhuriyetlerinden müşteri şikayetleri gelmiyordu. Bir konteyner gönderdik, yarım konteyner. Oldukça fazla sayıda şikayet almıştık. Bu şikayetleri değerlendirdiğimiz zaman gördük ki kendimizde olan eksiklikleri gördük ve kendimizi hızla yeniledik. Teknolojiye hızla yatırım yaptık, kaliteye hızla yatırım yaptık. Ve bu süreçte bütün kazandıklarımızı yine teknolojiye, kaliteye yatırdık. O dönemlerde 15 ülkeydi. Daha sonra 100 ülkeye varan bir ihracat süreci başladı. Tabii bu süreçte ülke portföyümüzde çok çeşitlenmeler oldu. Bir Japonya ihracat bir çok çok önemlidir bizim sektörde. Çünkü Japonya'ya ürün satabiliyorsanız olay bitmiştir. Çünkü Japonlar hassasiyet anlamında, gıda hassasiyeti anlamında dünyada bir numaralı. Avrupalılar da o kadar hassas değiller. Amerikalılar da o kadar hassas değiller. Biz ihracatçı firma oluşumuz nedeniyle hem Türkiye'nin standartlarını hem Avrupa'nın hem Amerika'nın hem Japonya'nın dünyadaki bütün standartları sağlayacak gerek içerik olarak gerek teknolojik olarak her türlü altyapıyı hazırladık. Yani her üründe kabul edilmiyor özellikle Japonya tarafında. Tabii, yani tabii, içeriğine tabii. Bakılıyor. İçeriği, içine koyduğunuz malzemelerin boya, ham madde, boya kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz, ne kadar doğal değil, içinde kimyasal bir şey var mı yok mu? O anlamda çok çok hassas bir ülke. Oraya ihracat yapabiliyorsanız, yani dünyanın en üst standartında ürün üretebiliyorsunuz anlamı taşıyor. O anlamda hedefi kendimize çıtayı öyle belirledik. Şimdi sizin bu bütün altyapıyı ona göre kurduk. Durum ve hikayeye bakıldığında aslında ki bu sene 25. yılı değil bu mi? Bu sene 25. yılımız. Evet. Ve aslında şöyle de hemen aklıma böyle bir fikir geldi. Şimdi ailenin kurduğu bir şirket. O sırada siz üniversitedesiniz. Üniversiteden mezun olmadan önce belki aile hani bu şirket için sizi tabii düşünmüştü ama orada bir çatışma yaşadınız mı? Yani hani ben kendi işimi yapacağım veya akademisyen olacağım dediğiniz olup da ailenin biraz daha farklı bakması gibi ya da bir yönlendirme. Şöyle oraya geleyim. Ailenin de düşündüğünü sanmıyorum. Hani şirketin buraya kadar gelebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyordunuz. Tahmin etmiyorduk. Çünkü hani daha küçük günlük 10 tonluk üretim kapasitesiyle başlayan bir süreç. Zaten 5 erkek kardeş işin içinde yeterince yetebiliyorlar işe. Dolayısıyla hani onların da böyle bir ideali yoktu. Benim de böyle bir idealim yoktu. Ama zaman, fırsatlar bizi bir araya getirdi. Çok güzel. Hani 5 kardeşle çalışmak çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Herkesin çok güzel bir iş bölümü vardı. Yani herkes sevdiği alanla ilgili, istediği alanla ilgili uzmanlaşmıştı. Hiç kimse kimsenin işine müdahale etmiyordu. Tıpkı o dönemde de yani bundan 20 yıl önce de bugünkü kurumsal yapıdaki iş bölümü orada da kendi aile bireyleri arasında yapılmıştı. Yani
Bir kişi sadece üretime odaklı, bir kişi sadece satın almaya, ben sadece ihracata, büyük abimiz finans ve şirketin yönetimine gibi bir iş bölümüyle yapıyordu. Dolayısıyla zaten başarının da çok herkesin hem yapabileceği alanlara uzmanlaşarak egoyu da törpüleyerek hep beraber uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu dengeyi kurmak çok zor ama Elif Hanım. Yani evet. Hem iş, yani hem aileniz, yani kardeşleriniz, hem de onlar için de, sizin için de tabii ki. Bir de iş hayatındaki o profesyonel yapının içinde de hani bazen olur. Hani demişsinizdir belki, hani bu iş böyle yapılır ama hani onu da kırmayayım falan gibi. Hani belki birbirinize mutlaka karşı empati yapıyorsunuz. Bizde aslında en büyük şansımız tabii o dönemde şeydi, abilerimiz olduğunu düşünüyorum. Zira biz sonraki kardeşler okuldan gelip mezun olduğu zaman, atıyorum yeni mezun olmuş bir en küçük kardeşimizin bile ne dediğini çok dikkatle, pür dikkatle dinlerlerdi. Yani çoğu şirkette, çoğu aile şirketlerinde ben büyüğüm, benim sözüm geçer gibi bir durum vardı. Bizde ise öyle değil. Herkes yaşı, başı veya kadın veya cinsiyeti ne olursa olsun, ki ailede de böyle bir kültür vardı. Anne, baba aynı şekilde ortaklaşa kararlar alırlardı ve beraber kadın erkek olması önemli değil, fikirler dinlenir. O fikirlerden en güzel, en akılcısı ne ise ortak akılla o akıl üzerinden gidilirdi. Belki de bu başarıda, belki değil, kesinlikle anne babanın vermiş olduğu yönlendirmesi, aileye vermiş olduğu kültür, birlik beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu, yani empati yapmanın ne kadar önemli olduğunu annemizin, babamızın bize vermiş olduğu kültüre bağlıyorum. Yani onlara teşekkür etmek lazım. Yani onların bizim bu sürece kadar bile çok uyumlu bir şekilde gelip bu başarıyı yakalıyorsak, en büyük başarı bence anne ve babamızın diye düşünüyorum. Şimdi ben daha önce sizinle yapılmış söyleşiler veya hikayenizde okurken, hı, hani özellikle kardeşlerinin arasından sıyrıldı gibi, evet, de cümleler de gördüm. Bunu böyle görüyor musunuz siz de? Yani bir de hani erkek egemen olarak algılanır ya bu sektörde, veya işte birçok sektör içinde böyledir. Zaten Türkiye'de kadın CEO veya kadınların iş hayatındaki yeri açısından evet biraz daha ilerleme sağlandı ama genellikle CEO denince akla hep erkek geliyor. İcra kurulu başkanı denince vesaire. Dolayısıyla hani bu şekilde değerlendirdiğimizde siz böyle kendiniz daha sıyrılmış veya işte daha onlardan farklı bir yerde tutuyor musunuz? Neticede şirketin CEO'su sizsiniz. Şöyle, hani bir de ailenin kültürüne de bakmak lazım. Tabii. Ailede anne sözü geçen, aklı kafası basan ve buraya gelmemize çok büyük katkısı olan tabii ki babamla beraber, ama oraya çok katkıları olmuştu. Dolayısıyla ailede hani kadın yapamaz, geri planda olsun diye bir düşüncelerin arkasında böyle bir bilgi yok. Bu çok büyük bir, önemli bir şey, katkı oldu. Ayrıca benim okul hayatımdan bu yana hep böyle tuttuğunu koparan, tutkulu, ne işe el attıysa hep o konuda kendini gösteren parlak bir kariyerim vardı ve iş hayatında da, yani kardeşlerden herhangi bir de CEO olsaydı, ki bu kararı şöyle verdik. Biz 2010 yılında kurumsallaşma, çünkü şirket büyüyünce artık kurumsallaşmak gerekiyordu. Her kardeş daha önceki süreçte bir bölümü yönetiyordu. Fakat aramızda profesyoneller kendi alanında büyüdükçe daha iyi insanlar almak gerekiyordu aramıza. Her bölümde bir direktörle yönetip, ama onların bir tane patronu olması gerekiyordu. Dolayısıyla kendi içimizde, evet, dışarıdan mı bir CEO bulalım yoksa kendi içimizden mi alalım tartışması epey bir uzun süre soluklu bir tartışmalardan geçti. Dolayısıyla bu deneyimi daha önce yaşayan, dışarıdan aldığımız yönetim kurulu üyelerimizle tartışınca ve beraber değerlendirince, evet, bu geçiş sürecinde en sancısız yol aileden birisinin olması. Çünkü aile profesyonelleşme ve kurumsallaşma aşamasında işi birdenbire bırakmak istemiyor. Çünkü çocuğu gibi, tabii, getirmiş, oraya getirmiş. Dolayısıyla başka birisine teslim etmesi o kadar kolay bir süreç değil. Gelen profesyonel de yıpranacak. Biz de yıpranacağız. Dolayısıyla genellikle ilk jenerasyonda değişim dönemlerinde gelen CEO'lar da harcanıyor, aile de yıpranıyor. Böyle bir süreç olduğu için biz de o süreçte doğru yönetelim. Aileden birisi işin başına geçsin. Böylelikle
büyümek için gerekli olan beyinleri şirketimize alabilmek için bir kişiyle muhatap olsun. Ama ailenin de birikimlerini de sokağa atmayalım. Çünkü şirketin bu döneme gelinceye kadar bu kadarlık başarısında ailenin bilgi birikimi çok fazla. Onu da sokağa atmayacak bir modelle gidelim dedik. Dolayısıyla aileden birisi şey olsun, CEO olsun. Bu kardeşlerden herhangi birisi olabilirdi. Ama çok dediğim gibi herkes tutkulu bir şekilde seviyor ama ailedeki bireyler. Ama bir ego savaşı hiçbir zaman olmadı. Hani ben CEO'yum, bilakis ben CEO olmam. Bütün şey kardeşlerde. Ben de olurum dedim. Mecburen yani aileden ailenin bir güzel bir şirketimiz var. Aramıza çok değerli profesyoneller geliyor. Onlarla beraber uyumlu çalışmak için bir tane patron lazım buraya. Bir tane CEO lazım. Dolayısıyla bu fedakarlığı ben yaptım. Ama kardeşlerim de bunu çok sevinerek kabul ettiler. Çünkü ihracatta özellikle o döneme kadar ihracatı yürüttüm. İhracatta Türkiye'de oldukça farklı açılımlar yaptım ve Şölen ihracatında Türkiye şampiyonu oldu ve uzun süre başarılı ve karlı bir şirket olmasında zaten Şölen'in ihracattan geldiği için böyle bir geçmişim de olduğu için iş hayatında da. Dolayısıyla hiç zorlanmadılar. Severek verdiler bu sorumluluğu bana. Gelen faksa gittik yine aslında. Evet, evet. O gelen faks olmasaydı ya da hani bu şekilde bir yönlendirme de olmasaydı belki çok daha farklı bir Elif Çoban görecektik. Yani biraz daha akademisyenlik üzerine veya kariyerisi yani, o anlamda taşımak gibi. Şuna inanıyorum ben. Ne olursa olsun, hangi işte olursa olsun ben her zaman farklı olmayı başarabilirdim diye düşünüyorum. Yani bu akademik kariyer olsun. Herhangi başka bir şirkette profesyonel bir kariyer olsun. Bir şekilde zirveye ulaşırdım diye düşünüyorum. Evet. Ama kısmet burada. Ama oldu. Şimdi hikayeniz bu da çok doğru bir güzel bir şey oldu. Aile içinde, benim içinde, sektör içinde, şirket içinde sonuç olarak doğru bir şey oldu. Şanslar da etkin oldu ama güzel bir süreç oldu. Mutluyum. Şimdi tabii hikayeniz çok güzel. Şirketi küçük ölçekli, o dönem küçük ölçekli bir şirketi 25. yıl dediniz. Evet. 25 yılda buraya getirmek oldukça önemli ama diğer taraftan da tabii bu hikayeyi dinlemeye devam edeceğiz. Çikolata ile ilgili çok evet. Merak edilenler var. Herkes seviyordur. Ben çikolata sevmiyorum diyen zannetmiyorum. Ben etrafımda görmedim. Kesinlikle. Tabii ki. Şimdi kaç çeşit ürününüz var onu sorayım önce. 200'e yakın çeşidimiz var. Türkiye'de bulunan ürünlere Türkiye'de, bakıldığında? Yani Türkiye'de herhalde 100-120 civarındadır. Dünyada 200'ü aşkın ürün çeşidimiz var. Çok ciddi bir ürün çeşitliliği oldukça, değil mi bu? Oldukça yani ürün portföyümüz oldukça geniş. Yani tabii, dünyadaki diğer şirketlere de baktığımızda aslında dünyayla yarışır oldukça herhalde. Fazla yani üretim gücümüz artı hani markalarımız anlamında tabii 100 tane ülkeye ihraç edince her ülkenin kültürü, damak tadı. Artı o markadan beklentilerine göre de farklı ürünler, farklı markalar ortaya çıkıyor. Bu kararlarda yani daha çok hani hangi ürün çıkacak veya neye hitap edelim noktasında o mekanizma, o sistem nasıl işliyor? Yani mesela bir gofret üreteceğiniz zaman ya da ikramlık bir çikolata üreteceğiniz zaman neye bakıyorsunuz daha? Farklı olmaya biraz daha bakılıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle zaten Şölen'in başarısındaki en büyük etken nasıl farklı olurum. Çünkü aslında bu gücünü de şeyden alıyor, ihracattan alıyor. Dediğim gibi bütün aile 20 yıl boyunca çok şu ana kadar kuruluşundan bu yana çok ihracat odaklı çalıştı. Dolayısıyla dünyada dünyayı tepeden çok gözlemleyip evet dünyada neler var, hangi lezzetler var, Türkiye'de neler yok, bu coğrafyada neler yoku çok tepeden baktığımız zaman görebiliyoruz. Ve dünyada başarılı olan lezzetler nedir? Çok sevilen de Türkiye'de veya yakın coğrafyada olmayan. Çünkü çok farklı bir şey getirirsiniz ama o lezzet o bölgeye uygun da olmayabilir. Dolayısıyla önce kafamızda evet dünyada neler var? Yani dünyayı tekrar, uzayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Belki evet. Onun için o gerek de sonrası o aşamada belirli bir aşamadan sonra o da gerekecektir ama dünyada neler var, bu coğrafyada neler yok, onu belirledikten sonra tabii tüketicimiz mesela Türkiye ve bu bölgedeki tüketici de bu lezzeti sunduğumuz zaman sevecek mi veya ihtiyacı nedir şeklinde bir takım
testler de yapıyoruz, araştırmalar da yapıyoruz. Bu ikisini meç ettiği noktada tüketiciye yeni bir marka sunuyoruz. Hep çift taneli rakamlarla büyüdü. Buradaki büyümekteki en büyük etken ise hep farklılaşan, yenilikçi ve lezzetli ve kaliteli ürünler üreten bir firma oluşumuzdan kaynaklandı. Hep biz düşünürken, hani yeni bir ürünü lanse edelim derken, bu coğrafyada neyi farklı yapabiliriz? Yani Türk tüketicisi gidip de bir pötibör ve kremalı tekrar yaptığınız zaman rafta neden sizi evet, tercih etsin? Artı perakende için de geçerli bu. Hı-hı. Dolayısıyla hep bu bakış açan perakendeye hem firmaya daha fazla katma değer. Bir de tabii ülkenin kaynaklarını da aslında bizim kaynaklarımız ülkenin kaynaklarını daha verimli kullanmak adına sektöre de katma değer yaratan, farklı kategoriler açılmasına sebebiyet verecek olan ürünlere odaklanıyoruz. Böyle olunca da başarı geliyor. Diyelim ki hani şöyle bir ürün yapalım. Bundan dünyada çok da fazla yok. Evet. Yani bizim geliştirdiğimiz bir ürün olsun dediğinizde ortaya bir şey çıkıyor. Aşağı yukarı bir şey çıkıyor. Evet. Kim bakıyor tadına? Yani kim tadına bakıp da bu olmalı veya bunun burasını biraz değiştirelim gibi biraz şöyle, daha karar veriyor. Öyle bir ürün üretmeye karar verince Ar-Ge üzerinde çalışıyor. Bu konuda eğer ki o lezzeti, o tadı gerçekten kafamızdaki olan tadı ulaşamadığımızı düşündüğümüz zaman bu konuda uzman en iyi kimse ondan da destek alabiliyoruz. Ve ondan sonraki süreçte bizim kendi bünyemizden de oluşturduğumuz ve testlerle damak tadı iyi olan o kişileri aynı zamanda onları tattırıyoruz, derecelendiriyoruz. En çok hangi lezzet beğenildi? Daha sonra bunu hedef tüketiciye de tattırıyoruz. Ama mutlaka ben de en son deniyorsunuz olarak tadıyorum ve damak tadım da o testlerde en yüksek çıkanlardan bir tanesi olmanın da vermiş olduğu rahatlık da var. Dolayısıyla onayı veriyoruz. Tüketici onaylıyor. Arkadaş, buradaki damak tadı çok iyi olan arkadaşlarımız onun onayından geçerek sonuç olarak öyle bir ürünü çıkarıyoruz ama hedeflerimiz, çıtamız hep çok büyük oluyor. Yani hiçbir zaman mesela Türkiye'ye bir ürün yaptığımız zaman Türkiye'deki herhangi bir lezzeti asla baz almıyoruz. Dünyada bu konuda en iyi hangi gofretse, hangi bisküviyse onu baz alarak kendi içimizde test yapıyoruz. Sonra da kendi tüketicimize de sektördeki, çünkü bilmedikleri o için o tadı, o ürünle mukayeseli test yaptırıyoruz. Hangisini beğenirsiniz diye. Açık ara çok lezzet olarak takdir edilen ürünü ve lezzeti çıkartıyoruz. Evet. Peki burada biraz daha hani anlamak üzere. Şimdi çok hani tüketenler var. Yani gereğinden fazla tüketenler var. Gereği nedir belki? Biraz daha onu ön plana çıkarmak lazım. Çok ürün çeşitliliği olduğu için acaba hani bir çikolata örneğinden yola çıkarak, hani başta söyledim ya, hani sevmeyen yoktur herhalde diye. Ne öneriyorsunuz tüketiciye? Yani mesela ne kadar yenmeli? Mesela mutluluk hormonu var denir. Dolayısıyla hani belli aralıklarla hani tüketilmeli ama ne kadar tüketilmeli noktasında o karar noktası nedir size göre? Kişiden kişiye ve hayat tarzına göre tarzına değişir, göre değil değişir mi? Tabii. Tatlı da, insanın bilinçaltı da çok önemli. Tatlı yediğiniz zaman mutlu olursunuz. Daha mutlu hissetmek istediğiniz zaman tatlı yersiniz de bilinçaltımızda yerleşmiş. Bu da tabii psikolojik olarak bir katkısı var. Dolayısıyla hani bizim kültürümüzde de, her dünyada da böyle. Hani bir misafir geldiği zaman da tatlı yiyelim, tatlı konuşalım kültürüyle çikolata ikram ederiz. Ki bu Türkiye'de hala bile çok az bir düzeyde. Bir yere giderken, sevdiğimiz bir insanı ziyaret ederken güzel bir çikolata almak aynı zamanda çok çok pahalı bir şey olmasa da çok keyif verici bir hediye alan açısından da, veren açısından da keyifli. Bizde de bu geleneksel değil evet, mi? Bayağı geleneksel. Aslında evet. Yıllardır devam eden ve devam edecek kesinlikle olan bir ikram modeli. Kesinlikle. Yani, ki Türkiye'de bu konuda en daha çok alınacak çok yol var. Tüketim olarak da, kilogram olarak da çok düşüyoruz. Hani ne kadar tüketilmenin noktasında, hani bugün diyetisyenler günde 30 grama kadar yiyin şeklinde bir görüş veriyorlar ama bana göre ne kadar, hani her şey ne kadar eritebiliyorsan onunla da orantı. Yani bir, artık diyetisyenler elmayı bile saat
ondan sonra yemeyin diyorlar. Onu eritebildiğiniz sürece problem yok. Biraz daha gün içindeki bence, aktive aktivasyonu evet, yani yapmamız gereken yememizden kısmamız değil, dengeli yememiz. Her şeyden doğru miktarda doğru şekilde almamız ve onu enerjiye dönüştürebilmemiz bence temel şey. Ben çikolatayı gerçekten çok seviyorum. Her öğleden sonra mutlaka yerim. Ama saat 11'den sonra yemem mesela. Mesela hani bir ihracat şampiyonu ve tabii Türkiye'de çok ciddi oranda satış hacmine ulaşmış bir şirket olarak, yani bir çikolata şirketinin icra kurulu başkanı olarak hani günlük yaşamınızda veya işte dışarıda gördüklerinizi de merak ediyorum. Yani bir firma yeni bir şey çıkarmış. Yani bu Türkiye'den bir marka da olabilir, yurt dışında ünlü bir marka da olabilir. Bunları tadıp böyle merak ediyor musunuz? Ya bu nasıl, veya işte hani başarılı gördüğünüz diğer ürünlerde vardır mutlaka. Bunlara nasıl cevap veriyorsunuz kendi içinizde diyelim? Yani şöyle, kesinlikle tadına bakarım. Yani rekabet ne düzeyde, ne tarz ürünler çıkarıyorlar. Yurt dışında bu konuda en iyi kimdir? Yeni lezzetleri tadarım. Zaten hani bu şey gibidir. Damak tadınızın gelişimi de bununla doğuran. Değişik ürünleri de tadıyor olmak. Hani o anlamda benim damak tadım da o anlamda çok gelişmiş durumda. Yani bir ürünün hiç tarihine bile bakmadan bir aylık mı, iki aylık mı, üç aylık mı, yani bunları bile seçebilecek bir damak tadı oluşuyor belirli bir süre sonra. Mutlaka mukayese ediyoruz. Başarılıysa başarılı diyoruz ama biraz daha aslında hani Ar-Ge'ye yatırım yaparak biraz daha kendi ürünlerinizde yeni Ar-Ge fikirler oluşturmak değil aslında gibi. Bu bir hedef. Yani tüketicide kime hitap etmek istiyorsunuz? Bizim mesela Şöle'nin hedefi daha çok üst segmentte daha lezzeti tercih eden, estetiği tercih eden, daha üst segment, gıda güvenliğinden emin olduğu bir ürün alma konusunda hassasiyet gösteren hedef kitleye hitap etmek istiyoruz. Yani üst segmentten kasıt da hani hemen fiyat olarak da yüksek. Sadece gibi fiyatına değil belki, de değil aldığı mi? Ürünün lezzetine, lezzetine artı kalitesine, yani nerede üretilmiş, hangi koşullarda üretilmiş. Ve şey, sadece fiyat odaklı hareket etmeyen, hani illa 50 kuruşluk, 25 kuruşluk, 1 TL'lik ürün değil de lezzetine göre seçimde bulunan hedef kitleyi kastediyorum. Evet. Daha eğitimli, ondan sonra bu konuda ne yediğine, ne içtiğine özen gösteren, sağlığa hedef da önem kitle, veren, sağlığa, değil mi? Evet, ne yediğine, ne içtiğine. Yediği şeyin lezzetli olup olmamasını çok önemseyen, sadece karın doyurmak değil de keyif içinde yemek isteyen hedef kitleye seslendiğimiz için doğal olarak para birimine sığdıralım, şöyle yapalım derdimizden ziyade en üst lezzeti nasıl yakalarız kaygısı var bizde. Yani bizim firmanın stratejisi bu olduğu için. Ama doğal olarak da iyi lezzet galiba, çıkacak. Değil mi? İkramlıklarla başladı diye biliyorum. İlk ikramlıkla başladı. Dedik ki Türkiye'de bir ikramlık yapalım ama Türkiye'de o döneme kadar şey vardı. Hep şeker tüketilirdi. Evet, bayramlarda. Şeker fiyatları daha mi? Da hem üst segment olarak algılanırdı hem de fiyat olarak da ulaşılabilirdi. Ama çikolata pek ulaşılabilir değildi yani o dönemde. Bizim girdiğimiz dönemde yani kilo kilo çikolatalar almak pek evlerde görülen bir şey değildi. Tabii. Bizim girişimizle beraber aslında şekerden kilo kilo çikolataları evlere alış dönemi başladı. Ve o dönemde müthiş bir başarı sergiledi. Çünkü olmayan bir üründü. Neredeyse şeker fiyatına çikolata veriyorsunuz ve çok lezzetli bir şey. Dolayısıyla pazarda çok takdir gördük. Biz de o dönem dedik, vah, iç piyasada olmak gerekiyor. Güzel, çünkü tüketici iyi bir şey yarattığınız zaman, farklı bir şey yarattığınız zaman görüyor. Aslında siz dışarıdan başladınız, tabii, yurt dışıyla başladınız bu anlamda. Evet, yurt dışıyla başladık. Dolayısıyla o kararla birlikte, o başarıyla beraber, evet, biz Türkiye'de başarılı olmak için demek ki var olmayan bir şeyi sunmamız lazım ve bunun diğerlerinden çok daha lezzetli olması lazım ve iyi bir, ulaşılabilir bir fiyatta olması lazım. Bu stratejiyle gidince adım adım çok güzel başarılar elde ettik. Bugün ikramlık kategorisinde, yani dökme çikolatalarda %29 ile pazar lideriyiz. 4 yıl gibi kısa sürede
tanınmış marka statüsüne girdi ve Türkiye'de böyle bir marka yoktu bu kadar kısa hızlı sürede. Falan. En az bir marka 20 yılda tanınmış marka statüsüne girmiştir. Biz de 4 yıl gibi bir sürede bunu başardık. Bu gerçekten arkadaşları da bu anlamda takdir etmek lazım. Bizler pazarlama uzmanı değiliz. Tabii aramızda çok değerli arkadaşlar vardı. Onların da katkılarıyla, önerileriyle şirket çok güzel bir yola girdi. Evet. Mesela ayırıyorsunuz. İşte zaten genel olarak üst segment diyorsunuz ama bunun dışında da hani kadınlara yönelik dediğiniz ürünler var. Evet. Çocuklara yönelik biraz daha hani anlaşılabilir ya da ikramlık dediğimiz. Bunların kararını verirken hani tadım gibi yani bunları tatma veya işte pazara sunma konusundaki karar verme mekanizmasını anladık ama bir de hani isim bulmanız lazım o ürünlere. O süreç nasıl işliyor? Ben mesela bir yurt dışı seyahatine gittiğim zaman bile etrafından bir ilhamla dönebiliyorsun ve herhangi bir arkadaşımızın önerisiyle olabiliyor ve tabii ki o yaratacağımız şemsiye markaya uygun bir isim mi değil mi bunu tüketicileriyle de test ederek pazarlamadaki arkadaşların önerisiyle de seçiyoruz ama genel olarak havuzdan geliyor bilgiler. Yani bu pazarlamadan da gelebilir. Herhangi bir bünyemizde çalışan bir arkadaşla veya bir tüketicinin de önerisini beğenip kayıt alabiliriz. Yani bir durum olabilir. Herkes izleyenlerimiz de size öneriyle gelebilir. Tabii ki. Kesinlikle. Şöyle bir isim olsun, kesinlikle. Böyle bir tat olsun gibi. Tabii, kesinlikle. Hepsini de değerlendiriyorsunuz. Bunları değerlendirmek önemli. Başarımızdaki en büyük katkının da ben bu olduğunu düşünüyorum. Yıllarca ihracatta da aynı süreç. Müşteriyi dinlerdik. Gerçek ihtiyaç nedir çok gözlemlerdik. Şimdiki süreçte ise tüketici ne istiyor çok odaklanıyoruz. Yani gerçekten ben tüketicinin yerinde olsaydım ne isterdim? Ne odaklanarak hareket ediyoruz. Evet. Peki marka yaratmak ve bu markalarla yurt dışında bulunmak Türkiye değeri yani Türkiye markası olarak bulunmak oldukça önemli. Hı hı. Yani belki tüketici yurt dışında onu alırken, seçerken Türk markası olduğunu bilmiyor ya da sonradan öğreniyor. Neticede Türkiye'nin katma değerli ürün satışı, ihracatı açısından oldukça önemli. Burada bu başarının sırrı nedir acaba? Yani isim buluyorsunuz, farklı ülkelere göre farklı kategoriler ya da işte bu ülke bunu yer, bunu tercih eder diyorsunuz ama bir taraftan da hani o markayı da sevdirmek, benimsetmek önemli. Hani belki örnek anlamında da birkaç söz söyleyebilirsiniz bununla alakalı diye düşünüyorum. Biz hedefimiz uzun vadede tabii ki global marka olmak. Kısa vadede ise bölgesel bir marka olmak için oldukça iyi bir yol kat ettik. Bu süreçte de zaten hani markalarımızın şey olması lazım. Her dilde kolay telaffuz edilebilmesi için böyle markaları tercih ediyoruz. Tabii her ülkeye yönelik ürün çıkarmıyoruz. Derken hani kalkıp küçücük bir ülkenin şeyine göre değil de genel bir kabul edilmiş evrensel tatlar da var. Yani kabul eden mesela çoğu ülkelerde bu yakın coğrafyalarda sütlü çikolata daha çok tercih edilir. Türkiye'de Antep fıstıklı çikolata çok daha tercih edilir. Bazı bölgelerde sadece fındıklı yani bazı ülkelerde daha çok fındıklı. Amerika kıtasında ise yer fıstıklı. Bu tür çeşitler olabiliyor. Bu anlamda mesela şey markalaşma anlamında biz Turquality iki dönem Turquality'den yararlanıyoruz. Bu devletin desteği, güvendiği birçok uluslararası firmaların test edip evet bu firma markalaşma sürecinde desteklenmesi gereken firmalardan birisi dediği firmalardan Şölen. Bu anlamda yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımların da %50'si de devlet tarafından destekleniyor. Bu konuda çok kıymetli markalarımız var. Diğer markalarda da aynı durum söz konusu. Bizim sektörde de yani biz de 10 yıldır bundan yararlanıyoruz. Lokal stratejiler olarak Türk kadını farklı şeyler isteyebiliyor. Orta Doğu farklı. Rus kadını farklı, Avrupa kadının ihtiyaçları tamamen farklı. En çok hangi ülkeye ihracatınız var? Bir rakam bizim var mı elinizde? Bizim yakın coğrafyalar çok daha önemli. Çünkü gıda oluşu nedeniyle lojistik ama Amerika kıtası oldukça iyi bir durumda. Öyle mi? Evet, Amerika kıtası yani iyi Türkiye durumda. Yani Türkiye markaları tercih ediliyor. Şöyle, Türkiye'nin aslında şey olarak bu sektörde oldukça iyi bir yere geldi diyebilirim.
Türkler deyince yani bu sektörde oldukça adı sanı duyulur ve iyi fiyatlarla üst segmente ürün satabilecek durumdayız. Yani biz şu anda yurt dışında uluslararası firmalarla rekabet ediyoruz. Halbuki mesela şöyle düşünürüz, hani kakao cenneti olan ülkeler de var. Ama onlar daha çok da, Afrika ülkeleri yani evet, hiçbiri marka üretim yapamıyorlar ya da yani marka yaratamıyorlar. Avrupa'da da kakao hiç üretilmiyor, bir şekilde proses ediliyor. Türkiye'de de aynı durum. Hı hı. Yani bunun nerede üretildiği değil de kim daha o işe odaklanıyor, tutkuyla o işi yapıyor ile daha ilgili diye bak. Biraz önce bahsederiz dedik ki onu da merak ediyorum. Şimdi bizde sınırlı dediniz tüketim. Yani rakamlara baktığımızda daha alacak çok yolumuz var. Çok var mıdır var. Bir rakam yani yılda bu kadar tüketiyoruz? Tam ölçülemiyor ama herhalde evet. 2 kilogram civarında diyebiliriz ama Avrupa'da 11-12 kilograma kadar bulabiliyor. Bu Orta Doğu'da yani 3,5-4 kilogram hatta Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde 12-15 kilograma kadar bulabiliyor yani. Biz çok az tüketiyoruz biz o zaman. Biz çok az tüketiyoruz ama yeni nesil, genç bir neslimiz var. Çünkü yeni jenerasyon çikolatayla büyüyor. Yani daha çok tatlıdan ziyade, öbür tatlılardan ziyade çikolatalı hem daha kolay ulaşılabilir, hem lezzetli hem sağlıklı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tabii sektörümüzün önü açık diye düşünüyorum. O zaman yıldan yıla artıyor aslında tabii, bu rakamlar. Genç nüfusla beraber biraz daha artıyor. Kesinlikle artıyor. Ne öneriyorsunuz tüketicilere? Yani ürünü aldığında bakması gerekenler nelerdir? Yani biz tüketici olarak bu konuda uzman değiliz. Neticede onun içinde bir madde vardır. Bu boya mıdır, zararlı mıdır, değil midir? Hani çocuklarımıza yediriyoruz. İşte hani buna ne kadar güvenebilirim noktasında da endişeler vardır. Ya da hani çok yemek istiyordur çocuk. Biz hani onu belli bir günle sınırlarız. Neye dikkat etsinler? Neye baksınlar? Yani öncelikle tabii ki marka önemli. Artı o markanın o kaliteye, doğallığa veya şeye ne kadar önem verdiği, hani boyar madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu? O zaten o markanın stratejisinde az çok bellidir yani onu görebilir. Yani çok ucuz bir şeyse iş şey yapması lazım. Bir şekilde ucuz bir şey üretmenin bir şeyi vardır. Ya malzemeden çalarsınız ya hijyenden çalarsınız. Mesela bizim fabrikalarımızda. Burada pazartesi günü geldiğiniz zaman üretim durmuştur. Herkes aralı temizlik yapıyordur. Yani bunun bir maliyeti vardır. Dolayısıyla çok ucuzsa bir şey bir şekilde bir şeyinden çalınmıştır. Ya kalitesinden çalınmıştır, ya fındığından, ya fıstığından, ya kakaonun kalitesinden, ya fıstığın kalitesinden. Dolayısıyla hani belirli bir mantıklı bir fiyat seviyesini araması gerektiğini düşünüyorum. Hani sadece en iyi malzemeyi koymak değil, güvenli bir ortamda üretilmiş mi? Ne kadar hijyen bir ortamda üretilmiş? Bunu da sağlayabilmek için kalitenin, Ar-Ge'nin, üretimin o hassasiyetle üretiyor olması lazım. Bunların hepsi de bir maliyet. Dolayısıyla hani ucuz, çok ucuz bir şey olduğu zaman zaten orada ona razı olacaklarını bilmeleri lazım. Yani ona evet. dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii yedikleri zaman mutlaka lezzet kendileri algılayacaktır marka olarak. Başka ne söyleyebilirim? Yani firma, üretici firmanın kim olduğu, stratejisinin ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ama bu sektörde hala hani merdiven altı dediğimiz ürünlerde var galiba değil mi? Yani organize olmayan kısımda var sektörde. Özellikle ikramlık kategorisinde çok daha marka ön planda olmadığı için insanlar yanlışlıkla başka bir markayı alabilir. O yüzden aldıkları markanın ne olduğunu dikkat etmeleri bence en önemli şey diye düşünüyorum. Evet. Elif Hanım şimdi tabii hani sağlığa önem vermek, hijyene önem vermek bir şekilde hani paketlemesinden tutun da içeriğine kadar ve dağıtılan kanallara kadar nasıl oraya kadar temiz gittiğiyle alakalı her şeyle birebir ilgilendiğiniz için şunu da sormak istiyorum. Aslında bu artı bir maliyet. Hı hı. Yani çocuklar için olan bir ürün, özellikle çocuklar diyorum tabii hepimiz için geçerli neticede ama daha çok önem verdiğimiz için hani bunun içine bir katkı maddesi koymamak da aslında bir maliyet. Kesinlikle. Böyle algılanıyor. Böyle midir gerçekten? Dışarıdan bakıldığında bu şekilde algılıyoruz biz. Yani mutlaka içine katkı maddesi koymak, kaliteli yani doğal bir şey kullanmak bir maliyet. Hijyen bir maliyet. Çünkü bizim fabrikamızda geldiğiniz zaman pazartesi günleri sadece temizlik yapılır. Yani bunun bir maliyeti vardır. Küçücük bir ezilme varsa o hattan otomatikmen çıkar. Bunun bir maliyeti vardır.
Doğal olarak hani tüketicimize vermiş olduğumuz şeye daha çok lezzete ve kaliteye önem veren hedef kitleye hitap ettiğimiz için ona yöne bütün stratejilerimiz ona yok. Sadece satış odaklı düşünmüyoruz. Örnek verecek olursam satışları patlatmak için renkli çikolatalar yapabiliriz şeklinde bir öneri gelmişti. Gerçekten öyle bir öneriyi kabul etseydik satışlarımız belki 3 veya 4 katına çıkabilirdi ama yani bütün stratejilerimizi sadece satış odaklı değil de uzun dönemli güvenilir marka olmak üzerine odaklanarak yapıyoruz. Bu da uzun vadede kazandıran bir şeydir kesinlikle. Aslında. Kısa vadede belki bu dikkat ettiklerinizi de biraz da arka planda bıraksanız daha çok kazandıran bir durum olacak ama yani aksine. Her şey o dönemli kısa dönemli satış değil. O tüketicinin güvenini kazanmak, annenin güvenini kazanmak, onlar için, onların çocukları için hassasiyet gösteriyor olduğunu bilmeleri en büyük değer diye düşünüyorum gelecek için de. Dolayısıyla bütün markalarımızda o hassasiyeti taşıyoruz. Şimdi bu pazarda yani bir çikolata sektörünün hani Türkiye çok iyi yerde dediniz ya. Evet. Hani hem markalarda hem yurt dışına açılma anlamında. Şimdi biz 25 yıl öncesine yani şirketin kurulduğu döneme gittiğimizde o zaman pazarda ciddi bir boşluk vardı. Kesinlikle. Biraz önce o bahsettiğimiz konu yani Türkiye'de hala bir boşluk var. Daha tüketi anlamında çok yol kat etmeliyiz. Dediniz aşağı yukarı 1,5 kilo gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurduğumuzda acaba yeni oyuncular için pazar açık mı size göre? Yeni oyuncular için tabii ki her zaman farklı olabildiği sürece yani tüketiciye farklı bir vaatle gelip burada durabildiği ve tutkuyla üzerinde süreklilik arz edebildiği sürece tabii ki yeni oyunculara yer var. Ama bizim sektör hakikaten çok zor, kolay bir sektör değil. Burada tutkuyla ve farklılık yaratarak ve gerçekten çünkü herkes artık güvenli üretimin ne olduğunu ve doğru beslenmenin ne olduğunu, güzel, kaliteli beslenmenin, lezzetin ne olduğunu öğrendi insanlar artık. Yani daha da öğreniyor. Dolayısıyla bu lezzete yetişebildiği süreciyle, farklılık sunabildiği sürece mutlaka yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de özellikle hani bir Dubai'ye gittiğiniz zaman veya Amerika'ya gittiğiniz zaman milyonlarca markayla rekabet ediyorsunuz. Ama Türkiye'de 3-4 markayı geçmiyor bu rekabet. Dolayısıyla burada da çok alınacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Evet, tatlı rekabetlerde. Evet. Çikolata da tatlı tabii, rekabet kesinlikle. Diyelim. Şimdi tabii bu noktada hem üretim hem ihracat hem işte bunların dağıtımı vesaire birçok alanda da bulunduğunuz için aslında şunu da bir şekilde merak ediyorum. Kadın olarak, kadın icra kurulu başkanı, CEO olarak zorlandığınız ve avantajlarını hissettiğiniz dönemler olmuştur. Mesela örneklerle de bunu belki anlatabilirsiniz. Yani kadın olmanın zorluğunu çok yaşadığımı düşünmüyorum. Bence özellikle gıda sektöründe, hele hele çikolata sektöründe kadın olmanın bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani damak tadından dolayı mı acaba? Hem damak tadı, hem görsellik, hem hijyene bakış açısı, çocuğa bakış açısı. Yani bir kadın daha farklı bakar. Yani bunların hepsini sağlıyor olmak artı bir de kadının sezgileri güçlü diye düşünüyorum. Yani empati yapabilip yani ben olsam ne isterdim veya bu ekip için de geçerli, tüketiciliği için de geçerli. Daha böyle antenleri dışarıya doğru olduğunu düşünüyorum. O anlamda hem lezzet hem görsellik anlamında kadın olmanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim sektörde. Bir de o işi tutkuyla yapıyorsa. Şimdi tabii bu aile hikayenizi ve şirketin kurulması ve o dönemi ve şirketi buraya taşıma hikayenizi, başarılı hikayeyi dinledik. Şimdi bir kızınız vardı bildiğim kadarıyla. Kızınız da bu işi yapsın ister miydiniz? Bir yönlendirmeniz olur mu? Yani çünkü hani aile şirketlerinde genellikle böyle bakılıyor. Hani biraz daha hazır bir şirketin başına geçmek veya o şirkette mutfağında çalışıp devam etmek gibi. Ne önerirdiniz mesela? Ya da daha genç sanırım. Sadece kızım değil. Aile geniş olduğu için yeni jenerasyon ailenin sayısı da oldukça için. Gençleri de çok fazla sayıda gençlerimiz de var. Hani tercih ettiğimiz şey aile anayasası da yaptık. Dışarıda çalışıp
daha sonra bu başarı sergilemeleri durumunda kendi şirketimizi alınmaları gibi bir düşüncemiz var. Ama bazı gençlerimiz var ki çocukluğundan bu yana işe karşı çok ilgili, çok severek ve isteyerek hani dinliyorlar ticaretin içinden. Yani bizleri dinleyerek büyüyen gençlerimiz var. Yani o kulak dolgunluğu, o ticari zeka, o girişimcilik çok fazla oluşmuş durumda. Dolayısıyla öyle gençlerimizi aramıza alıp hani yetiştirelim düşüncemiz oluyor ama hepsini değil tabii. Çoğunluğunun hani gidip kendi ayakları üzerinde durmalarını tercih ederiz. Hani kendi kızım üzerinde de bakacak olursam, küçüklüğünden bu yana hep beni dinleyerek büyüdü. Yani oldukça iyi bir ticari zekası oluştu. Hani onu gözlemliyorum sadece. Kapasitesi nedir? Ne kadar arzulu, istekli? Bir şey yaptığı zaman tutup koparabilecek bir kişiliği var mı? Hani şirketimize gelecek olan kişinin de, çocuğun da onun istemesi önemli değil. Benim de istemem önemli değil. Öncelikle şirketin çıkarları çok önemli. Hani o şirketi geldiği zaman ne kadar böyle istekle, arzuyla, şevkle o işin içinden tutacak ve bir yerlere getirebilecek kapasitesi var. Ve o kapasitenin altında, o ağırlığın altında ezilmeyecek bir kişiliği var mı yok mu, çok çok önemli. Ben çok isterim ama yani sonuç olarak o nasıl mutlu olacaksa, her şeyde iş değil. Sonuç olarak artık şirketimiz öyle bir yere geldi ki çok iyi profesyonelleri, bu işin en iyi uzmanlarını da alabilecek, beraber çalışabilecek, onlarla beraber büyüyebilecek bir konuma geldi. Hani eskiden ihtiyaç, insan kaynağı anlamında bize ihtiyaç vardı ama şimdiki nesil için öyle bir ihtiyaç da yok. Çünkü şirket büyüdü, kaynaklar genişledi. O yüzden en iyisi kimse, onu istihdam etmek durumundayız. Evet. Ama onların mutluluğu önemli. Yani temel olan bizim çocuklarımızın mutlu olabilecekleri, şevkle çalışabilecekleri bir işleri, üretebilecekleri, üretirken mutlu olabilecekleri bir işleri olsun isterim ama bu şölen olur, başka bir şirket olur. Çok da önemli değil. Evet. Şimdi önemli olan şirket. Evet. Devamlılığı. Şirketin devamlılığı. Kişilerden ziyade biraz daha şirketin ve var olanın, o katma değerin yaratılmaya devam edilmesi. Şimdi hani çok lider bir kişiliğe sahipsiniz ama bir o kadar da mütevazisiniz. Ben sizinle sohbetimde, söyleşimde bunu algıladım. Sağ ol. Kadınlara yönelik olarak tabii hani istihdam kapasiteniz de oldukça geniş bildiğim kadarıyla ve aslında kadın girişimci ruhuyla biraz daha kadınlara da önem de veren, yani kadın istihdamına da önem veren de bir şirket anladığım kadarıyla. Ama biz hani şunu da söylüyoruz, hani kadın CEO'ların olduğu şirkette biraz daha kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yapılıyor. Sizde de böyle bir strateji var mı? Siz nasıl görüyorsunuz? İstihdam kaç kişi çalışıyor? Önce onu sorayım. Yaklaşık olarak 1800-1900 bütün kişi fabrikalarda, altı fabrikada. Çünkü çok fazla otomasyon olduğu için hani normalde 6000 kişiye bile çıkabilecek kapasitede üretim yapıyoruz ama teknoloji ağırlıklı olduğu için 1800-1900 kişi arasında. Kadın istihdamı konusunda durum nedir? Mavi yakada %12 civarında bir kadın istihdamı var. Beyaz yakada hani daha fazla bir oranda olduğunu düşünüyorum. Şöyle, kadın için pozitif ayrımcılık yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye düşünüyorum. Çok yaptığımı hani düşünmüyorum açıkçası. Öncelikle o işi en iyi kim yapabilecek şeklinde, yani gelen mülakatlara da hani kadın erkek değil, düşüncesi kadın olması, erkek olması, ne olması önemli değil. Önemli olan doğru insan olması, o işi yapabilecek kapasitesi olması ve vizyon katabilecek mi değil mi, o gözle bakıyoruz. Ondan sonra tabii ki aynı değerde iki bey veya bayan olduğu zaman evet, belki bayanı tercih ederim. Çünkü bayanlar daha işi sahipleniyorlar ve daha uzun dönemli olabiliyorlar. Ve yaptıkları işi severek daha istikrar oluyor, istikrar, değil mi? Bir şekilde çalışıyorlar. O durumlarda pozitif ayrımcılık yapabilirim ama temel olarak o işi kim yapabilecekse onun almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, ama genel olarak şöyle bakıldığında kadınların daha özverili, en azından kesinlikle, bu iş için olduğunu özellikle göz önünde bulundurduğumuzda. Bölümden bölüme de değişiyor tabii. Evet, ben mesela
üretimde daha çok erkeğin olmasını arzu ederim. Çünkü kadın için daha zor bir ortam. Ama bir pazarlama diyelim, bir satış olabilir, Ar-Ge olabilir. Yani kadınların çok hem çok üretken olabilecekleri hem çok değer katabilecekleri bölümler. Bu bölümlerde pozitif ayrımcılık değil, bilakis kadın olmasının avantaj olduğunu bir gerçek. Dolayısıyla kadın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kadınlara, daha doğrusu şöyle sorayım, genel olarak girişimcilere ne önerirsiniz? Şu anlamda soruyorum. Şimdi siz hani aile şirketi gibi bakmayıp doğrudan dışarıdan da başka bir şirkette olsaydınız aynı başarıyı sergileyecektiniz belki ama neticede girişimci olarak, girişimci ruhuyla veya lider ruhuyla bunu başardığınız için yine ben iş kurmak istiyorum ya da benim şöyle bir fikrim var ya da ben bu anlamda bir girişimde bulunmak istiyorum diyen kadın özelinde, tabii sadece kadınlar için değil, girişimcilere yönelik ne gibi önerileriniz olabilir? Ne gibi önerilerim olur? Hani girişimci olmayı insan için ister ya çok ihtiyaçla beraber, evet bir şey yapmalıyım, şey tutkusu olması lazım. Yani bir değer katma. Evet, bunu yaparken de ben bu işe girdiğim zaman başarılı olmam için de hani kendisine sorması gereken soru. Diğerlerinden her alanda yani yeni her alanda bir iş yapabilirsiniz. Bir değer olduğunu düşünüyorum, fırsatlar olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Fakat herhangi bir şeyi yapabilirim, ben bunu istiyorum dediğim zaman nasıl bir farklılık yaratacağını baştan bilmesi lazım. Evet, herkes limon satabilir ama birisi farklı bir şekilde satabilir, öbürü farklı bir şekilde. Benim katacağım değer ne olacak? İnsanlar niçin diğerlerinden değil de benden bunu almalı veya İnsanlara neyi farklı sunabilirim ki beni tercih etsinler sorusuna cevaplarının olması lazım. Bir de gerçekten o işi yaparken keyif alıyor mu almıyor mu? O çok önemli. Sadece para için, ihtiyaç için bir şey yaptığınız zaman o uzun soluklu olmaz yani. Bir şeyi gerçekten yaparken keyif alıyorsanız daha düşüncelerinizi, ruhunuzu, enerjinizi ona odaklıyorsunuz. O zaman her şey daha güzel gelişiyor diye düşünüyorum. Çok istekli olmaları, o işi çok sevmeleri ve tabii ki nasıl bir farklılık yapacaklarını baştan bilmeleri çok önemli. Tabii bu süreçte ben şeye de inanıyorum, yani kendi şahsım adına tek başına gideyim şu girişimciliği yapayım ruhunda değilim ben mesela. Ben daha çok ekiple yapmayı seven bir insanım. Hani çoğunlukla bir araya gelip takım arkadaşı olarak, bu kardeşler olabilir, ekip olabilir. Yani çoğunluğun düşüncesinden daha doğru şeyler çıkacağına ve büyük bir sinerji ve güç alınacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir işe girerlerken belki de yalnız olmak, biraz güçsüzlük duygusu hissedeceklerini düşündükleri zaman çok sevdikleri, çok güvendikleri, o işi bilen bir arkadaşı olabilir, bir kardeşi olabilir. Beraber o işe girmeleri psikolojik anlamda da çok katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Tabii o kişinin şeyine de bağlı, kişiliğine de bağlı. Egosu çok yüksekse tek başına yapmalı ama ortak çalışma ortamını benimseyecek bir kişilikse beraber çok güzel iş, daha keyifli ve güzel işler çıkarılabilir yani. Dolayısıyla kişinin niteliklerini, isteklerini, gücüne bir de bizde biraz de daha yani değişir. Kadınlarda genel olarak çok daha duygusal bakarız ya bazı konularda, evet. Daha mantıklı olduğumuz dönemler de oluyor. Daha duygusal baktığımız dönemler de oluyor ki özellikle mesela hani kadın girişimcilerle veya işte yöneticilerle de konuştuğumuzda çok yıldıkları, işte tabii, umutsuzluğa kapıldıkları dönemler de, evet, olabiliyor. Sizin de mutlaka başınıza gelmiştir. Onu atlatıp devam edebiliyor olmak herhalde çok önemli. Şey örnek vereceğim. 25 yıllık süreçte şirketimizde birçok dönemler atıldı. Hani dünyada birçok krizler oluyor. İhracat krizleri, pazarlarınızı, evet, etkiliyor. Tabii ki bu krizlerden o dönemleri hatırlıyorum, o süreçleri hatırlıyorum. Yani önemli olan şey, yani bu krizleri atlatırken, zorluklarla mücadele ederken, hani beraberlik olduğunuz zaman kolay kolay psikolojiniz geriye gitmiyor. Yani beraber o pozitif enerjiyi oluşturabiliyorsunuz. İkincisi yine birlik ve beraberlikten ben güç doğacağını düşünüyorum. Ben hala ona inanıyorum. Bana milyon dolarlık şöyle bir iş var,
gidip tek başınıza kurar mısınız deseniz bana çok keyif vermez. Yani ben birlik ve beraberlikle yapılan işten daha keyif alıyorum. Ekip olmalı. Ekip olmanın vermiş olduğu hazdan keyif alıyorum. Yani sadece bir işi başarmak duygusundan değil, beraber başarma duygusu beni daha çok mutlu ediyor. O kişiliğe göre değişiyor. Tabii ki başarılı olmak için bence en önemli etkenlerden bir tanesi de etik ve ticari ahlakı bir arada tutmak. Bir arada tutmak çok önemli. O güven duygusunu aşılayabilmek, insanların size güvenmesini sağlayabilmek de başarıda bence temel etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Mesela yeter ki doğru iş yapın. Musunuz? İnternette, gazetelerde, sosyal medyada, mutlaka markalarla ilgili. Mutlaka bakıyorum. Arkadaşlar bakıyor. Herhangi bir olumlu veya olumsuz bildirimde bilgi sahibi oluyorum. Ben çok önemsiyorum ve artık devir o devir. Yani tüketiciyle daha yakın ve birebir temas, onlara dinleyebilmek, onlara feedback verebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bu oldukça önemli. Önemli. Yani şirketler ve marka yaratma, markalaşma açısından. Özellikle hani Y ve Z kuşağına hitap ediyoruz biz. Dolayısıyla bu kuşağında gerekli onları nerede bulabilirsiniz? Biz sosyal medyada, internette. Dolayısıyla onlarla birebir olmak, yaşamak durumundasınız ve iyi ki de teknoloji var diyoruz. Son olarak kısaca şunu da soracağım. Hani Aldı Fabrika'yla şu anda hizmet veriyorsunuz, üretim yapıyorsunuz ve birçok ülkede varız dediğiniz 100 ülke var. Ne hedefliyorsunuz? Yani biz şu yılda şurada olacağız gibi bir hedefiniz var mı? Ya da üretim kapasitesiyle alakalı ya da farklı ülkelerde veya bulunduğunuz ülkelerde hacmi artırmak gibi, daha çok marka yaratmak gibi. Ne hedefliyoruz? Üretim altyapımız, teknolojimiz yeterli, yeterince oldukça büyük yatırımlar yaptık. Tabii bundan sonraki süreçte bulunduğumuz pazarlarda derinlemesine hizmet vermek. Yani her hedef ülkede, ki bugün 9 bölgede bölge müdürlükleri açtık. 30 ülkeye yakın iletişim, medya yatırımları yapıyoruz. Hedef ülkelerimiz özellikle öncelikle 3-5 yıllık gibi bir kısım, orta dönemli bir sürede bir bölgesel marka olabilecek iki tane markamızı bitirip daha sonraki süreçlerde tabii ki hedef global bir marka yaratmak. Bunun için de en önemli adımların ülkemizde artı bölgemizde bölgesel marka olduktan sonraki ikinci step olarak görüyorum. Tabii ki hedefimiz büyük. Hedefimiz nedir? Türkiye'den şu ana kadar yok diyebiliriz. Türkiye'den yaratılmış bir markanın dünyada global bir marka olması diyebilirim. Ama öncelikle tabii ki hedefimiz realistik olma adına bölgesel markalar, iki tane marka yaratmak. Ve bunlarla yola devam etmek, evet, gibi bir strateji belirliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani bir şirketin başarı hikayesini böylelikle dinlemiş olduk ve aslında sektörü de bir şekilde anlamış olduk. O çikolata ile ilgili kafamızdaki sorulara da cevap almış olduk. Ne güzel. Çok samimisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu programa katıldığınız için sağ olun. Sağ olun. Evet, sabah kahvesinde programımızda konuğumuz Elif Çoban'dı. Sayın Elif Çoban, tabii kendisi çikolata sektöründe sektöre hakim bir isim. Şölen Çikolata İcra Kurulu Başkanı ve aslında birçok alanı da konuşmuş olduk. Hem girişimcilik, hem iş hayatında başarılı bir kadın olmayı, hem de tabii ki sektörü konuştuk. Sabah kahvesinde noktalıyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.